Merhaba, doğa kavramını incelemeye devam ediyoruz. Doğa kavramından bahsederken bunun felsefi sınıflandırmasını yapmıştık. Neydi bunlar? Kendinde doğa, yani soyut doğa, daha düşünsel fazla olan doğa, mekanik kısmı, daha soyut bir doğa bilimi, mekanik bilimi. İlk inceleyeceğimiz kavram bu. Daha sonrasında bu soyut doğanın kendini fizikte göstermeye, artık belirginleşmeye başladığını görüyoruz fizik biliminde. Fizik ve kimya aslında bunlar. En sonunda da biyoloji, canlı bilim, doğanın idealliği. Yani doğanın daha önce de vurguladığımız gibi amacı canlılığı ortaya çıkarmaktı. İdealliği biyolojide, canlı bilimde doğa idealine ulaşıyor ve sonraki aşamaya geçmeye, insanlık aşamasına geçmeye hazırlanıyor. Mekanik alanını incelerken tabii şunu söylemek lazım. Doğa bir çeşitlilikler çokluğu. Yani Tanrı kendine o kadar çok fazla çeşitlilik içinde sergiliyor ki bunları sınıflandırmaya, kategorize etmeye çalışmak tabii ki de insanlığın bir amacı. Çünkü akıl bunu gerektiriyor. Akıl her şeye egemen olmak istiyor ve her şeye egemen olabilmek için onu anlamaya ve sınıflandırmaya çalışıyor. Ama felsefe olmadan, sadece bugün yapılan lise eğitiminde ya da üniversite eğitiminde yapılmaya çalışıldığı gibi, sırf kategorize etmek, felsefeyi kullanmadan kategorize etmek, felsefenin yöntemlerini kullanmadan onu sınıflandırmaya çalışırsanız bir yere varamıyorsunuz. Çünkü felsefenin o kullandığı spekülatif kurgul araç, akılcı yöntem ancak doğayı anlamamıza ve onu bir olarak görmemizi sağlıyor. Ama biz onu felsefesiz sınıflandırmaya, kategorize etmeye çalıştıkça doğa bu sınıflara uymayan pek çok bozuk örnek ortaya çıkarıyor, pek çok uyumsuzluk ortaya çıkarıyor. Bu yüzden doğa bilimleri için aslında felsefe şart. İnsanlık şu an bunun farkında değil. Sanki felsefe ayrı bir yerde, doğa bilimleri ayrı bir yerde durabilirmiş gibi düşünülüyor, ama bu büyük bir hata ve bugünkü pozitif bilimlerin en büyük çıkmazı da aslında buradan. Dediğimiz gibi doğayı irdelerken ilk önce dolaylı fazını irdeliyorduk onun. Bu fazda daha çok soyut fazı bu faz ve burada karşımıza noktasal madde ve onun hareketi çıkıyor. Ki bu da mekanik yasaları ve mekanik bilimini oluşturuyor. Madde ya da töz ya da şeylerden metafizik alanında bahsetmiştik hatırlarsanız. Maddeyi, atomu metafizikte işlemiştik. Şimdi doğada, yani aslında madde ve atom aslında doğa öncesi metafizik birer kavramdır. Bunları doğada aramak nafile bir çaba. Ama doğada bunların hareketini irdeleyeceğimiz bir alan var. Bu da mekanik alanı. Doğada her şey birbirinin dışında duruyor demiştik. Mekanik alanında da öyle. Uzay ve zaman sonsuz bir dışsallık, sonsuz bir dış dışalık. Uzay bir sonsuzluk zaten. Zaman yine bir sonsuzluk ve uzaydaki o galaksiler, evrenler bir sonsuzluk. Sonsuz bir dışsallık var, ama bunlar aslında bir yandan da birbirine içsel. Bunları biliyor, bunu felsefeden biliyoruz. Her şey bir bütün aslında. Her şey akılcı bir birlikte birleşiyor aslında. Bu yüzden bu bütünlüğü doğada göremiyoruz, metafizikte görmüştük, doğada göremiyoruz ve insan tekrar bu bütünlüğe ulaştıracak doğayı. Ama henüz doğa aşamasında bu bütünlüğü göremiyoruz. Bir dışsallık var. Bu dışsallığın bütünlüğü doğada farklı bir şekilde var. Mekanik alanında bu yer çekimi olarak var. Bütün maddelerin hem dışsal olarak hem de içsel olarak etkileyen ve onları bir bütünlüğe toplamaya çalışan yer çekimi, mekanik alanındaki birlik ilkesini taşıyan kavramımız yer çekimi, onu irdeleyeceğiz. Yani mekaniğin ilk kavramı olarak, ilk başta soyut mekanik olarak uzay ve zamanı inceleyeceğiz. Uzay nedir, zaman nedir, bu konuları işleyeceğiz. Sonsuz bir, az önce de bahsettiğim gibi, sonsuz bir dışsallıktır uzay ve zaman. Birbirinin dışına düştüğü ölçüde sonsuz bir dışsallıktır. Eğer felsefeyle bakmıyorsanız bunları bütünleştirmeniz de çok zor. Daha sonrasında uzayın noktasallaşması ve bunun hareketle birleşmesi, madde ve hareket, noktasal madde ve hareket, mekaniğin görünen ikinci fazı aslında.
dolaysız fazı madde ve harekette ortaya çıkıyor. Bunların idealliği ise maddenin ve hareketin idealliği ise az önce de biraz bahsetmiştik yer çekimi ve dairesel hareket. Yani dairesel hareket bir sonsuzluğa ulaşma çabası mekanik alanının ve bunu yer çekimi güdülüyor. Yer çekimi de az önce bahsettiğimiz gibi mekanik alanının birliğe ulaşma çabası. Mekanik alanının idealliğine de dairesel hareket ve yer çekimini irdeleyen evren bilim, kozmoloji, kozmosu inceleyen kozmoloji ya da evren bilimde mekanik alanının idealliğini irdeleyeceğiz. Dediğim gibi mekaniğin alt başlıklarını videolar halinde irdeleyeceğiz. Şimdilik mekaniğin genel girişini yapmış olduk. Bu videoyu kapatmadan önce yine altta felsefe ansiklopedimizde mekaniği, uzayı, zamanı lütfen kavramların nerede durduğunu ansiklopedide incelemenizi rica ediyorum. Onun dışında Facebook grubumuza üye olabilir ya da blog sayfamızdan da bazı ek yazılar bulabilirsiniz. Bundan sonra fizik başlığını irdeleyeceğim ama mekaniğin alt başlıkları uzay, zaman, madde ve hareket ve evren bilim başlıkları da daha sonra videolarını çekeceğiz. Şimdilik görüşmek üzere, hoşça kalın.